Dünyada darbelere karşı bir tedbir alınmış değil ya. Yani kimse oturup buna nasıl çözüm buluruz dememiş. Darbeler hep dünya için bir tehdit olarak havada kalmış yani. Darbelere karşı halk nasıl mücadele eder? Bununla ilgili bir ilmi çalışma da yok. Darbe başlangıcının nasıl durdurulur? Bununla ilgili de bir çalışma yok. Halbuki ordunun kendi içinde darbeyi önleyecek ayrı bir mekanizma olması lazım. Yani nasıl bir savaş durumuna karşı ordu eğitimliyse, darbeye karşı da eğitimli olması lazım. Yani kurmay eğitimde darbeyle nasıl mücadele edilir diye askerlerin eğitim alması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eğitim yok. Yani darbenin kapısı açılmış sonuna kadar. Böyle bir sistem olmaz. Bir kere ordu da eğitimde darbeye karşı nasıl mücadele edilir diye bir eğitim verilmesi lazım. Değil mi? Kurmay eğitim verilmesi lazım. İşgale karşı nasıl eğitim veriliyorsa darbeye karşı da askerin eğitilmesi lazım. Polis de kalkışmaya karşı nasıl eğitiliyorsa darbeye karşı da eğitilmesi lazım. Darbe hakkında polisin tecrübesi yok. Askerin de tecrübesi yok. Halkın hiç yok. Halk da askere gittiğinde askerlere darbeye karşı nasıl mücadele edilir bunu öğretmeleri lazım. Vatani görevini yaparken düşmanla nasıl mücadele edeceği anlatılıyor. Ama darbeye karşı nasıl mücadele edeceği anlatılmıyor. Bu eğitimin verilmesi lazım. Bunu dilekçeyle Milli Savunma Bakanlığı'na sunalım. Genelkurmay'a da sunalım. Böyle bir şey olsun. Efendim. Mesela halk tamamen doğaçlama darbeye karşı tedbir alıyor. Yani darbeye karşı ne yapılır şu an hiç bilinmiyor. Mesela adam diyor ki sokağa çıkmayacaksın. Ha, tamam çıkmayalım. Ya çıkılır mı çıkılmaz mı? Sokak yönetim ilan ettik dışarı çıkmayın. Yani buna ne cevap vermesi lazım halkın? Adam dışarı çıkmıyor, bir sefer felaket bin misli oluyor. Adamın dışarıya çıkmaması meydana gelen kaybı bin misli artırıyor. Tamamen tevafuk yapılan çalışmalar. Tamamen. Yani tamamen doğaçlama. Mesela bir yiğit çıkıyor, 200 tankın çıkmasını engelliyor. Normalde bu yapılmaması gereken bir şey olarak da biliniyor. Yapılması gereken bir şey de biliniyor. Öyle olmaz. Mesela halk hiç bilmiyor. Darbecilere karşı yürüyorlar, adamlar kurşunluyor. Yani o anda aklına ne gelirse onu yapıyor. Tankın üstüne çıkıyorlar mesela. Tanka sürekli durmasını söylüyor, tank durmuyor. Tank arabaları ezerek ilerlemeye devam ediyor. Mesela tankı gördü müydü halk, arabanın içindeyse arabasını kenara mı çekmesi gerekiyor? Arabadan mı dışarı çıkması gerekiyor? Hiçbir eğitim yok. Tamamen böyle vahşi hayvanın ağzına adeta insanlar sürülmüş oluyor. Halbuki eğitilseler darma duman ederler. Yani darbe gerekli diye düşünüyorsa adamlar o ayrı mesele. Onu tartışırız, biz kabul etmiyoruz onu. Yani böyle kepazelik olur mu ya? Adam sen silahla üstüne gelecek. Sen ne yapacağını bilemeyeceksin. Olmaz.
Mesela darbe oldu akşam. Tamam, ne tedbirler alınabilir? Mesela ben pratik düşünüyorum. Arabası olanlar yolu arabalarıyla tıkayabilirler. Mesela 40-50 arabayı birden caddeye takoz gibi koyabilirler. Tank aşamaz onu, o yolu. Yani normal gördüğünü durur zaten, mecburen durur. Yani çünkü tankın ilerlemesi mümkün değil öyle bir şeyde. Ama bir veya iki araba varsa geçer onları. Yani onu ezer geçebilir. Ama 30-40 araba korsan ya yani mümkün değil. Düşman işgali için bunu söylüyorum. Düşman işgalinde halk ne yapacağını bilmiyor. Mesela Rus tankları Çekoslovakya'ya girmişti. Halk bilmiyordu ne yapacağını. Çin'de de tanklara karşı ne yapacaklarını bilemediler. Mesela Afganistan'da da tanklar bir anda girdi gece. Paldır küldür. Yüzlerce, binlerce tank. Halk seyretti, hiçbir şey yapılamadı. Sonra da halkı ezdiler, kurşunladılar. Irz, namus, insanların payimali oldu. Bilmiyorlar ne yapacaklarını. Halbuki her arabada benzin var. Her arabada benzin var. Benzini arabanın deposundan bir insan çekebilir, alabilir. Mesela kaç litre alabilir? 20 litre benzin varsa arabada 10 litresini alabilir. Onu bir bidonun içine doldurur. Efendim, bidona da bir paçavra sokar. Yakar ve alır, o düşman tankının üstüne atar bunu. Veya doğrudan gider döker tankın üstüne benzini, yaklaşır, tamamını döker. O tankın içinde o adam artık duramaz. Mecburen dışarı çıkacak. Ve o tank da bir daha kullanılamaz. Bütün aleti, edevat, her şey bozulur. Ve o tanktan binlerce kişi öldürülecekken sıfır adam öldürülmüş olur. Hiç kimseyi öldüremez. Mesela kaba tedbir, düşman tankı için diyorum. Mesela kamyonlar, kamyon sahipleri, kamyonlarla askeri saldırı yapılan yol, cadde, çıkış, kapı, nere varsa damperli kamyonlardan, 2-3 kamyonların kapatılsa tank hiçbir şekilde aşamaz. Yani mesela yahut 4 kamyon yan yana konduğunda bitti. Yerinden dahi kıpırdatamazlar. Yani ani bir hareketi bu durdurabilir. Ama darbe için ayrı. Darbe için mesela, darbe için askerlerin eğitilmesi lazım. Asker kendi içine mesela cinayet emri veriyor asker. Subay adam ona tabi oluyor. Ya kardeşim, cinayet emri vermiş, nasıl uyuyorsun? Ve sen de katil olursun. Yani katile eşlik ettiğinde sen de katil olursun. Katili durdurman orada vacip, şart. Ne yapacaksın? Gerekirse yaralarsın. Yani ayağını ateş eder. Durdurur. Çünkü adam bak ne yapıyor? Silahını çekmiş, diyor ki halkı vuracaksınız. Anana, babana, kardeşlerini vuracaksın. Adam diyor ki ben vurmak istemiyorum. O zaman ben de seni vururum diyor. Ve nitekim de vuruyor mesela bir başkasını. Böyle bir durumda adamı durdurmanın bir yolu yoksa adamı yaralayarak durdurmak gerekir. Ayağına ateş etmek lazım. Elinde silah var çünkü. Asker o gün şoka girdi çocuklar. Mesela halk silahını istiyor, veriyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mesela ama bir kısmı ahlaksızlık yaptı, halka ateş açtı. Ya kardeşim, halka ateş açacağını sana emir veren adama ateş açsana. Vur ayağından, indir aşağı. Konu kökten çözülecek. Öbür türlü bak ananı babana, kardeşlerini vurdurtacak. En sonunda da seni vuracak. Akılsızlık yapma. Helak olacaksın. Adam cinnet geçirmiş, aklı gitmiş adam. Deccal'a uyuyor adam. Deccal'ın askeri olmuş. Yani Süfyan'ın askeri olmuş.
helikopter bombalıyor. Otomatik silahla karşılık verirsin helikoptere. Hiçbir şekilde yanaşamaz. Yani camına kurşun isabet etmeye başladığında derhal fıyar. Ve otomatik silahla sen helikopteri tararsan adamın yanaşamayacağı belli. Hatta düşebilir dahi helikopter. Ama caydırmak ilk planda önemli. Ama adam öldürmeye kalkıyorsa inişe mecbur etmek gerekir. Yani delik deşik eden helikopteri mecburen iniş yapacaktır bir yere. Savaş durumunda da, darbe durumunda da halkın eğitilmesi gerekiyor. Tabii bunlar kanuna hukuka uygun olmasını istiyoruz. Kanuna hukuka uygunsa bunlar yapılsın. Usulüyle yapılsın. Bir de televizyona adamlar çıkarıyorlar. Fethullah Gülen cemaatini eleştiriyor. Veyahut Ergenekon zihniyetini eleştiriyor. Kardeşim senin bir ideolojin yok. Herhangi bir ideolojin yok. Sadece Darwinist, materyalist eğitimini savunuyorsun milli eğitimde. Bedir-Uhud savaşını anlatıyorsun. Ama bir ideolojin yok. Yani bir devlet ideolojisi olması gerekir. Yahut bir milli ideoloji olması lazım. Yani eğer sen herhangi bir fikir ortaya sürmezsen alelade bir fikir kısa sürede orduya hakim olabilir. Yani sıradan bir düşünce bile hakim olabilir. Mesela bak adam sırf NATO yanlısıyım diyor. Mesela bu alelade bir fikir. NATO yanlısı subaylar diye bir ekip oluşuyor bir anda. Yahut Fethullah Gülen yanlısı subaylar oluşuyor bir anda. İdeoloji ortaya konmuyor çünkü. Yani düşüncen ne diyor? Hiçbir düşüncem yok diyor. Fikrin ne? Hiçbir fikrim yok diyor. Kemalizm de bir fikir değildir yani o anlamda. Bir yani ideoloji değil, bütün halkın benimsediği işte iyi olma, dürüst olma, aklı başında modern olmadır. Yani ama Marksizm bir ideolojidir. Mesela adam Marksistse yani bayağı kararlı olarak onu savunuyor. Mesela bir devletin, mesela Küba'da subayların ideolojisi var. Adamlar Marksist. Dolayısıyla darbe ihtimali olmuyor. Hepsi Marksist eğitiliyor. Mesela İran'da Mehdiyet yönünde eğitiliyor. Hepsinin ideolojisi var, inancı var. Şii ve Mehdi düşüncesinde. Bu bir ideoloji. Bir düşünce olmuş oluyor. Adam başka fikirlerden etkilenmiyor o zaman. İdeolojisi olmayan devlet daima darbeye açıktır. En hafif bir fikre bile mağlup düşebilir. En sıradan bir fikre dahi mağlup düşebilir. Bak mesela korkuyorlar diyor ki ya diyor başka tarikatlar var şimdi. Onlar da ortaya çıkabilir diyor. Mesela çok sıradan bir fikir olacağı belli bu düşüncenin. Ama ondan bile çekiniyor. Hakikaten sıradan bir fikir akımı çok rahat hakim olabilir. Devletin ideolojisi olmaz. Mesela AK Parti de gençlik yetiştirmiyor. Yani ne senin ideolojinin üzerinde hiçbir şey yok. Yani sadece Müslümanız diyor elhamdülillah. Peki nedir görüşün? Her yere müsaitler. Öyle olmaz.